Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Samsung NP905 S3G serisi notebooklara USB ile Windows 10 kurulumunu nasıl yapacağımıza dair bilgi vereceğim. Önümde cihazımız mevcut. Ben buna kurulumu gerçekleştirdim. Peki, bunun için BIOS'ta hangi ayarlar yapacağız? Onu anlatalım. Cihazımızı bir yeniden başlatalım arkadaşlar ilk olarak. Bu cihazdaki kurulumu ben yaptım, az önce bitirdim. Cihazımız SSD hard disk'e sahip bir cihaz. Bu yüzden Windows 10 kurulumunda sorunsuz yaptı. Bilgisayarımız başlar başlamaz yeniden hemen F2 tuşuna basıyoruz. Samsung yazısını görür görmez F2 tuşuna bastık. Karşımıza Samsung BIOS Configuration yazan yazı gelecek. BIOS'taki bu menüden Boot yazan menüye giriş yapıyoruz. İlk olarak şuradaki Fast Boot yazan özelliği off yapıyoruz. Devre dışı kalacak bu. Ardından OS Mode Selection'ı UEFI kuracaksınız arkadaşlar. Ben UEFI kurdum. Tabi GSM eski tip BIOS da destekliyor. Eski tip kurulumlar da destekliyor ama mümkünse UEFI kurmanızı tavsiye ediyorum. Ardından şuradaki Boot Device yazan yere tıklıyoruz. Buradaki ayarda şuradaki Boot Option 1'i hemen açıyoruz. Benim flash belleğim Toshiba olduğu için Toshiba'yı seçiyorum. Sizdeki marka neyse onu seçeceksiniz. Ardından Save dediğinizde, bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda bilgisayarınız görmüş olduğunuz USB ile kuruluma geçecek ve karşınıza Windows 10 kurulum ekranı gelecektir. Ne yaptık? F2 ile BIOS'a girdik. Ardından Boot menüsünden Fast BIOS'u devre dışı bıraktık. Ardından Boot Priority yazan yerdeki birinci boot sekmesini de kullanmış olduğumuz USB belleğimizin markasını seçtik, kaydettik, cihazımızı yeniden başlattık. Şimdi kurulum ekranının gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde yaparak da Samsung söylemiş olduğum serisi cihazlarda USB ile Windows 10 kurulumu yapabilirsiniz. Bu cihazda kendi orijinal sistemi Windows 8 idi. Biz bunu Windows 10'a çevirdik. Şimdi Windows kurulum ekranının gelmesini bekliyoruz USB ile. Şu anda USB'ye geçiş yaptı. Sanırım USB'den açmaya çalışıyor. Bu şekilde Windows kurulumunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu ekran, evet, kurulum ekranımız bu şekilde geldi. Buradaki kurulumda bu şekilde yapabilirsiniz. Kolay gelsin.